Abi şu kartonları da yaptıramadık evde tutacağım diye. Şu saçma sapan maili tutuyorsun yani, üstünde post-it. Var, benim planım var o konuda da işte en sonunda parasını bastıracağım, ben yaptıracağım. O olacak en sonunda. Abi yap. Selamlar herkese, ben Ejderha, yanımda da Orhun Duhun. Sizlere bu hafta Steam'de neler var neler yok, neler indirime girmiş bahsedeceğiz. Listeye bile bakıyorum, hepsi tanındık oyunlar görüyorum. Evet. Bu hafta böyle yani, Steam haftalık indirimlerine genelde ıvır zıvır ufak tefek oyunlar girdiğinden inatla bu oyunlar çok yorum yapan insanlar var, beni çok kırıyorlar, farkında değiller. Kırmayın. Ama Steam haftalık indirimlerinin genel olarak... Biz yapmıyoruz abi indirimleri, ne yapayım kalsa... yani? Çöp oyun girdiyse indirime ben ne yapayım? Haftalık indirimlerin konsepti biraz böyledir. Her zaman büyük oyunlar girmez ama bu hafta öyle bir hafta değil. Bu haftaki indirimler gerçekten şahane. Yani bir mini sonbahar indirimi yapmışlar sanki yazla kış bayram indirimleri indirim arasında. Bayram sonu indirimi. Ya evet aslında bayram sonu indirimi. Harçlıkları harcamak için şahane yerler. Evet, ilk oyunumuz benim de aslında en favori oyunlarından bir tanesi Deus Ex Human Revolution. %75 indirimle 7.5 liradan Mankind Divided'ın bir önceki oyununu hazır popüler bir Deus Ex varken belki başlangıcını öğrenmek için bu oyunu oynayabilirsiniz. Başlangıcını öğrenmek derken aslına bakarsanız hani ben bizim takipçilerimiz daha çok bunu beğenirler diye ben bunu aldım ama ilk oyunlar da var. İlk iki oyun da gayet güzel indirimde ve hani bunların tamamını aldığınızda da 12 lira falan veriyorsunuz. Tek başına Human Revolution, hatta Director's Edition'dır bu Human Revolution. 7.5 liraya alabiliyorsunuz. Hı-hı. Eğer ki derseniz ben ya eski ben oynarım arkadaş, güzel oyun her zaman oynarım diyorsanız ilk oyunlara da bakabilirsiniz diye yani ekleyelim. Bütün Deus Ex külliyatı indirime girmiş. Evet. Buyurun oynayın. Bir sonraki indirimdeki oyunumuz Keltoş. Oyun dünyasının en ölümcül kelini barındıran Keltoş'u. Agent 47 yani Hitman'in Collection serisi. %60 indirimle 46 liradan. Yüksek olmasının sebebi biraz şu, Collection'da özellikle almamın sebebi o. Hitman Absolution'u da içeriyor. Yani en son oyun Hitman oyunu değil de bir önceki Hitman oyunu da içeriyor bu Collection. Absolution'u özellikle tek başına indirime sokmayınca yani %60 indirime rağmen 46 lira gibi bir fiyat ortaya çıkmış. Ama yani derseniz ki ben bu kadar pahalı oyun kaç istemiyorum. Codename yani ilk oyun var. İkinci oyun Silent Assassin var. Contracts var. Blood Money var 4. Absolution var 5. Ya tamam işte 5'er liradan zaten 6-7 liradan 46 lira yapıyor. Ama şöyle bir alternatif verebilir. Şöyle bir alternatif hemen ben size sunabilirim. Absolution'ı yani oynamayayım, çok yeni olmasına gerek yok derseniz, fiyatı da uygun olsun diyorsanız Blood Money'i alabilirsiniz ki bana kalırsa hala Hitman serisinin en iyi oyunlarından bir tanesidir. Biraz eski denir ama o kadar eski de değildir. Şahane level tasarımları vesairesi vardır. 5-6 lira gibi bir şeye denk geliyordu yanılmıyorsam. Onu not almamışım buraya ama Blood Money'e de bakabilirsiniz ya da Collection'a da dediğim gibi bakabilirsiniz. Just Cause. Bir sonraki oyunumuz evet Just Cause. Onda mı Collection oldu? Zaten kaç oyun var? 3 oyun var. Ya 3 oyun var. 3. oyun indirimde değil. DLC'leri var. Aynen. Neleri var. İlk oyun, 2. oyun ve 2. oyunun bir dünya DLC'si. %70 indirimle 16,2 liradan. İkinci oyun çok lezzetli, çok eğlenceli bir oyundu. 3. evet. oyunda o lezzeti alamadık ama ikinci oyun hatırına eğer oynamayan varsa bence bakabilir. İlk oyunda kötü bir oyundu. İkinci oyun şahane bir oyundu. Evet. O yüzden yani ikinci oyun olarak bakmak lazım aslında buna. Aynen. 16 lira. İlla ki collection almak zorunda değilsiniz. Yani ikinci oyun DLC'leriyle beraber de yanılmıyorsam indirimdeydi. Yani en fazla 2-3 lira fark eder. Yani 16 lira değil de 13 lira vereyim, 12 lira vereyim. Sadece 2 alımı diyebiliyorsunuz. Hı-hı. Güzel. Bir sonraki oyunumuz Thief. Thief. İki Thief serisinin çıktığı, aynen. Biraz hayal kırıklığı yaratan, Thief serisine çok uymayan, gizliliği falan çok iyi kullanılmamış bir oyundu. Çok fazla ses getirmedi. Hatta çok eleştirildi o zamanlar. Birazcık şeyimiz de vardı, hype'ımız da vardı. O da üstüne binince hani belki 6 verilecek oyuna 5 falan verdik yani. Biz ama vermedik şöyle bir olarak. Şey var, Thief dediğin oyun 2000'li yılların çok baba oyunlarından bir tanesi. Yani önemli, çok önemli. Aynen bir öyle. İsim. Öyle önemli ismi, öyle vasat bir oyun olunca tabii insanlar buna eleştirdi. Gayet haklılardı. Bakıyoruz ne kadar? 11,5 lira. 170 lira. Sanki 12 liraya bence güzel de bir tecrübe olabilirmiş yani gibi geliyor. Yani oyun öyle çok berbat, çok kötü değil ama Thief serisini ismini hak eden bir oyundu ama oynanabilir bence. 11 lira eder. Ve 10-15 saat süren çok bir story falan da var yani. Çok eski bir oyun olmadığı için de grafikleri de çok göze batmaz. Grafikleri göze batmaz. Önceki oyunlara göre özellikle de hiç göze batmaz. O yüzden göz atmak isteyebilirsiniz diye bunu da aldık. Bu hafta bahsedeceğimiz son oyunumuz Sleeping Dogs Definitive Edition. %75 indirimle 22,25 liradan.
indirimde. Edition, o edition, evet. Bu edition deyip deyip aynı oyunları veriyorlar. Yok ama aslında. Şey bu biraz şey, remake gibi biraz ya. Evet, sen, evet bu yani bütün şeyleri, DLC'leri vesaire falan içerisinde de hani barındıran, bir de Sleeping Dogs birazcık eski bir oyun. Hani yeni nesile, yeni nesil konsolları yaparlarken PC versiyonu da definitive edition olarak çıkarttılar. Yani ya ben çok şey yapamadım, ısınamadım. Sleeping Dogs'a pek çok yerler başladım ya, benim. Hatta ben birinde böyle 4-5 saat oynadım, hikayede de falan gittim ama sonra bir şekilde ittiremedim arabayı, yani gitmedi. Ama işte Japonların, Uzak Doğu'nun GTA yorumu diye evet. Bakabiliriz. O açıdan yani bizi çok sarmadı. Belki ben de aynı fikirdeyim seninle. Ya. Ben de öyle çok peşinden koşamadım oyunun ama açık dünya oyunu, bunun fanı, aranızda fanı olduğunu çok net biliyoruz. Bir de Uzak Doğu diye de sen de ekledin ya abi. Gerçekten tam Uzak Doğu. İçeriye çünkü şey, yakın dövüşleri falan eklemişler. Tamam. Ve yani açık dünya oyunların içerisinde en böyle hani temiz yakın dövüşü yakın olan dövüş. Yani mesela GTA'da saçma sapan şey al bunu kat. Hani o çok hissiyat olarak çok net değildi. Burada daha böyle bir gelişmiş. Eğer ilginizi çekerse göz atabilirsiniz. Evet, bu indirimler 26 Eylül saat akşam 8'e kadar devam edecek diye bir kere daha ekleyelim ve her zamanki gibi videomuzu beğenmeyi, multiplayer like YouTube kanalını takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İlk bakışları da bekliyoruz. Bakın ilk bakış çekiyoruz. Çok güzel ilk bakışlarımız var. Bekliyoruz. Görüşmek üzere.